Barış Kazan Yayınları Paragraf Soru Bankası Test 19. Birinci soru. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sorulmuş arkadaşlar. Paragrafta yapı sorusu deniyor böyle sorulara. Baş kısım boş bırakılmış. Dolayısıyla giriş cümlesini doldurmam gerekiyor. Giriş cümlelerinin özelliği metnin tamamında anlatılan ifadelerin özeti niteliğinde olması. Dolayısıyla metni okuduğum zaman metinde özellikle üzerinde durulan şeyi baş kısmı giriş cümlesi olarak yerleştirmeliyim. Bakalım, öykü yazma eğilimi bende bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı ve öyle de devam ediyor. Felsefi anlamda toslayıp durduğum duvarı öykü sayesinde rahatlıkla aştığımı düşünüyorum. Yazarlığın bir seçimden çok bir oluş halini yansıttığını inanmışımdır. Öykülerimi yayımlatma isteğim için ise onaylanmayı ve övünmeyi istemeden başka bir yanıt bulamadım kendimde. İstemeden başka bir yanıt bulamadım kendimde diye sormuş. Şimdi, öyküyü bir ihtiyaç olarak görmüş. Öykülerini yayımlatmanın sebebini de onaylanma isteği olarak keşfetmiş. O zaman öykü yazmayı neden yaptığına dair bir soru sorulmalı kendisine. Bu da A şıkkında mevcut arkadaşlar. Öykü yazmak için bir motivasyona gerek duymuyorum ifadesi olabilir. Neden soru yazdığına dair ilk cümle olabilir. Öykü yazmak için bir motivasyona gerek duymuyorum. Öykü yazma eylemi bende bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Yani doğrudan bir sebebim yok öykü yazma eylemi için diyebilir peşinden. A şıkkı cevabımız olur. İkinci soru. Bu parçadaki anlam akışının sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmektedir diye sormuş. İkinci soruda. Cümlelerin yerini değiştirmeliyiz ki anlam akışını ortaya çıkartalım. Şiirle ilgilenen, şiir yazan birçok kişi antolojiyi bilmiyor diyor. Antoloji bilmeden kendi şiirinizin özgün rengini bulmanız mümkün değil. Şairin Türk şiirine nasıl bir ses katacağını bilmesi için antolojiyi bilmesi gerekir. Bir şairi Türk şiirinin zirvesi kabul ederek diğer şairleri okumamak çok büyük bir problem çünkü. İçine yaşadığımız dilin en önemli, en yoğun türü, edebi türü şiir. Belki ortaya iyi şiirler çıkar ancak bunlar taklit metinlerinin ötesine geçemez diyor metnimizde arkadaşlar. Bakalım. Belki ortaya iyi şiirler çıkar ancak bunlar taklit metinlerinden ötesine geçemez diyor. Ve bakın şuradaki cümlede de antoloji bilmeden kendi şiirimizin özgün rengini bulmamız mümkün değil diyor. Özgün olmak demek başkalarından farklı olmak, kendine özgü olmak demek. Taklit etmek de onun zıttı. Yani kendinize özgü olmadığınız zaman başka şairleri taklit edersiniz. O zaman bu ikisi birbiriyle ilişkili ifadeler olduğuna göre 2 ve 5 numaralı cümleleri yan yana bir araya getirmemiz gerekiyor. Yani bunlar birbirinden bu kadar uzak düşmemeli. Çünkü bu ikisinin arasında bir anlam ilişkisi var. Devam edelim. Şiirle ilgilenen, şiir yazan birçok kişi antolojiyi bilmiyor dedi. Şiirle ilgilenen kişiler. Burada da diyor ki, şairin Türk şiirine nasıl bir ses katacağını bilmesi için antolojiyi bilmesi gerekir. Yine öznemiz şair, şiirle ilgilenen, şiir yazan kişi yani şair. Ne yapması lazım? Antolojiyi bilmeliymiş. Çünkü şiire nasıl bir ses katacağını bilmesi gerekirmiş. O zaman 1 ve 3 numaralı cümlelerin de birbiriyle ilişkili olması gerektiğini söylerim. Çünkü birbiriyle ilişkili ifadelerden söz ediyor. Biz bu iki durumu ancak 2 numaralı cümleyle 4 numaralı cümlenin yerini değiştirerek yapabiliriz. Yani şöyle bir paragrafım olmuş olur. Şiirle ilgilenen, şiir yazan birçok kişi antolojiyi bilmiyor. Bir şairi Türk şiirinin zirvesi kabul ederek diğer şairleri okumamak çok büyük bir problem. Çünkü içinde yaşadığımız dilin en önemli ve en yoğun edebi türü şiir. Şairin Türk şiirine nasıl bir ses katacağını bilmesi için antolojiyi bilmesi gerekir. Belki ortaya iyi şiirler çıkar ancak bunlar taklit metinlerinin ötesine geçemez. Üçüncü cümle yapı sorusu. Üçüncü sorumuz yapı sorusu. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense hangisi baştan dördüncü olur diye sorulmuş. Baştan dördüncü cümleyi bulabilmem için bütün
cümleleri tek tek sıraya dizmem gerekiyor. Hemen bakalım. Buğday almak isteyen yerine denk miktarda pirinç kullanabiliyordu. Yoğun olarak ticaretle uğraşan ve bir Anadolu uygarlığı olan Lidya'da paranın ilk formu değerli madenlerden oluşmaktaydı. Şimdi arkadaşlar, ilk cümleyi bulabilmem için dikkat etmem gereken şey genellik. Yani kapsayıcı bir ilk cümle olmalı ki o ilk cümleden sonra ilk cümlede verilen ifade ayrıntılandırılsın. O zaman en genel yargıyı bulmam lazım. Örneğe hiç girilmeyen yargıyı bulmam lazım. 3'te, dolayısıyla 1'in olamayacağını da söyleyeyim burada. 3'te para ilk defa M.Ö. 700'de malların alımı için kullanıldı diye söylemiş. Bu da ilk cümle olmaya oldukça müsait arkadaşlar. M.Ö. 700 yılına dek insanların ekonomik ilişkilerinde kullandıkları en yaygın metot barter, yani değişim sistemiydi. Bugün ise para kullanımı yavaş yavaş yerine dijital ortamlardaki paralara, yani kredi kartlarına bırakmıştı demiş. Şimdi arkadaşlar, parçada paranın kullanımı ile ilgili bir tarih akışı verilmiş. Yani para ilk zamanlarda nasıl kullanıyordu, dan tutmuş günümüzde nasıl kullanıyorduya kadar gelmiş. Şimdi buradan yola çıkarak bugün ise para kullanımı yavaş yavaş kendini kredi kartına bıraktı diyorsa en sondaki cümlem 5 numaralı cümle olmalı. Ve en eski durumu nerede açıklamış? 3 numaralı durumda açıklamış. Para ilk defa M.Ö. 7700'de malların alımı için kullanıldı demiş. İlk kullanımı da buraya koyalım. 3 ve 5. Şunu da şöyle yazalım. En başı 3 gelecek, en sona 5 gelecek. Peki devam edelim. İlk defa M.Ö. 700'de malların alımı için kullanıldı. Bunun peşinden hangi cümle gelebilir? Yoğun olarak ticaretle uğraşan ve bir Anadolu uygarlığı olan Lidya'da paranın ilk formu değerli madenlerden oluşmaktaydı. İlk defa dedi, tarihi verdi. Sonra bu ilk formla ilgili Lidya ifadesini kullanmış olmalı. Yani 3'ten sonra 2 gelirse mantık akışına uygun olmuş olur. Devam edelim. Milattan önce 700 yılına gelene dek insanların ekonomik ilişkilerde kullandıkları en yaygın metot barter, yani değişim sistemiydi. Şimdi burada paranın ilk formundan söz etti. Peki bu zamana kadar ne yapıyormuş insanlar? Barteri kullanıyorlarmış. Yani 4. Sonrasında barterle ilgili bir ifade burada verilmiş. En yaygın metot barterde dedi. Buğday almak isteyen yerine denk miktarda pirinç kullanabiliyordu dedi. Ve barter metodu ile ilgili bize açıklama yaptı. Barter metodunun nasıl olduğunu açıkladı. Ve en sonda bugün ise para kullanımı yavaş yavaş yerin dijital ortamlardaki paralara, yani kredi kartlarına bıraktı dedi ve 5'i getirdik. 3, 2, 4, 1, 5 sıralamamız olmalı. Baştan dördüncüsü de 1. Yani A şıkkı. Tek bir metnimiz var. 2 tane sorumuz var arkadaşlar. 4 ve 5. soru tek bir metne bağlı. Birinci kısımda, birinci soruda, metne bağlı ilk soruda bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakalım. Hindistan'ın Kerala bölgesinde ortalama yaşam beklentisi ve okuryazarlığın ABD ortalamasına neredeyse denk olduğu bildiriliyor. Burada insanlar Hindistan'ın diğer bölgelerindeki insanlar kadar tüketiyor. Çok basit bir teknolojiyle idare ediyorlar. 90'lı yıllarda ABD'de iki yetişkinin Kerala'da bir ailenin tükettiğinin 10-20 katını tüketerek orta sınıf bir aileyi geçindirmek için tüm gün ve hafta çalışması gerekiyor demiş. Şimdi Hindistan'ın Kerala bölgesini vermiş ve buradaki okuryazarlığın ABD ortalamasına neredeyse denk olduğunu söylemiş. İkisi okuryazarlık açısından, ortalama yaşam beklentisi okuryazarlık açısından denkmiş. Ama Kerala bölgesiyle ABD'nin tüketimi karşılaştırıldığı zaman ciddi bir fark ortaya çıkıyormuş. 10-20 katını tüketiyormuş ABD'dekiler. O zaman ben tüketimin ihtiyaçlarla ve eğitimle ilgili olmadığı yargısına varırım. Çünkü yaşam beklentisi ve okuryazarlık tüketimi etkilemiyormuş. Verilen ifadelere baktığım zaman buna ulaşıyorum. Cevabım bu nedenle A olur. Beşinci soruda ise düşünce geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır diye sordu. Hindistan'ın Kerala bölgesini verdi.
ve ABD'yi verdi. Bu ikisini tüketim açısından karşılaştırdı. O zaman cevabım B şıkkı olur. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş 6. soruda arkadaşlar. Benzetmeye yer verilmiştir, betimlemeye yer verilmiştir, yalın dil kullanılmıştır, yineleme ve ikileme üzerinde durulmuş. Betimlemeden başlayalım A şıkkından. Betimleme, resim çizer gibi anlatmak demekti arkadaşlar. Resim çizer gibi. Ve daha çok olayın söz konusu olduğu metinlerde kullanılır. Ama burada bir düşünce yazısı rastlıyoruz. Düşünce yazısına rastlıyoruz. Düşünce yazılarında betimleme bulunmaz arkadaşlar. Ki metnimizin içerisinde de yok. Bu nedenle A'ya ulaşabildiğimizi söyleyemeyiz. Zaten söylenemez olanı soruyor bize. Benzetmeden yararlanılmıştır denildi. Yazmayı bir hastalık gibi düşünürsek dedi. Yazmayı hastalığa benzetti. B şıkkına ulaştım. Yalın bir dil kullanılmıştır dedi. Baktığımız zaman dilinin yalın olduğunu yani sade olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ağır bir dil kullanılmamış. Anlaşılmayan sözcükler, benzetmeler, ağır söz sanatları kullanılmamış. İkilemelerden yararlanıldığını burada söyleyebiliriz. Derin derin demiş ikileme. Yineleme yapılmıştır demiş. Yineleme demek tekrar demek arkadaşlar. Yine söylemek yani. Hemen şurada. Yeni resimler, yeni bölümler, yeni yönler diyerek yeni sözcüğü tekrarlanmış yani yinelenmiş. Buna da ulaşabiliriz. Ulaşamadığımız A şıkkı. Bu parçadan tesip sanatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmiş 7. sorumuzda arkadaşlar. Bakalım. Genellikle hat sanatına eşlik eden bir sanattır. Hat sanatına eşlik eden bir sanat burada söyleniyor. Genellikle hat sanatıyla beraber kullanılmış. A şıkkına ulaştım. Tesip sanatçıları geleneksel yöntemlerle çalışmalarını sürdürmektedir dedi. Ama geleneksel yöntemlerle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyemeyiz. Bağımsız bir sanat dalı olarak dikkat çektiği söyleniyor ama geleneksel yöntemlerle devam ediyorlar denilmiyor. Tesibin daha büyük boyutlarda işlenmesiyle kalem işi oluşurmuş C şıkkına göre. Yine tesibin daha büyük boyutlu şekli olan kalem işi sanatı demiş. C şıkkına ulaştık. Son dönemlerde bağımsız bir sanat olarak gelişmektedir dedi. Son 200 yılda sadece kitap sanatı olarak değil hat ile birlikte bağımsız bir levha biçimindeki eserlerde de yerini almıştır dedi. Yani artık bağımsız bir sanat olduğunu anladık. Kitaplar, fermanlar, beratlar başlıca kullanım alanlarıdır dedi. Hemen burada ferman, berat, el yazması kitapların yanı sıra gündelik yaşamda da yer alan araç gereçlerde de zaman zaman tesip modelleri kullanılmıştır. E şıkkında verilen ifadeyi burada doğrularız. Ama B'deki yargıyı parçanın içerisinde bulamadık. Bu nedenle cevabımız B şıkkıdır. Sekizinci soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır diye sorulmuş. Bakalım. Nasıl da mutludurlar bilseniz demiş. Kimden söz ediyor arkadaşlar? İkinci el eşyalardan söz ediyor. Heyecandan yürekleri pırpır eden bir çocuk gibi yıllarca hasta yatağından kalkmayıp uzun zaman sonra dış dünyaya katılan bir hasta gibidirler. Tezgahta sabırsızlanarak beklenirler. Yeni sahibinin onu keşfetmesini, incelemesini, aradığını bulmanın gözlere ve ellere yansıyan sevincini hissetmek ister. Arkadaşlar hissetmek istemeleri, keşfetmek istemeleri, sabırsızlıkla beklemeleri, heyecandan yüreklerinin pırpır etmesi bunların tamamı kişileştirme örneğidir. Cevabımız C. Dokuzuncu sorumuzda hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Bakalım hemen. Soru kökümü okudum. Parçamı hızlı bir şekilde dikkatimi başka yere vermeden tamamen soruya odaklanarak okudum vakit kaybetmemek için. Ve hemen verilen şıkları daha önce okumuş olduğum metinde tarıyorum. Beyin hücresi üretimini artırmak mümkündür. Bu ifadeye nerede rastlarız burada? Burada her gün bazı hücreler ölüyor ve bazıları da yenileniyor.
Yapılan deneyden bu hücrelerin üretilmesinin yapılan aktivitelerle artırılabileceğini görüyoruz. Artırılabildiğini gördüm. Bireyin beyin hücreleri yalnızca hipokampüste yenilenir demiş B şıkkında. Bakalım. Diğer hücrelerden farkı üretim hızının düşük olması. Günde ortalama 700 sinir hücresi ve üretimin beynin sadece hipokampüs adlı bölgede olması diye devam etmiş. Hipokampüsten söz etti. İyileşmek için beyin hücrelerinin yenilenmesi şarttır ifadesini bulamıyoruz arkadaşlar. Beyin hücreleri diğer hücrelerden daha yavaş üretim yapar denilmiş de. Bakalım. Diğer hücrelerden farkı üretim hızının düşük olması. Buradan D şıkkına ulaştım. Beyin hücreleri ömür boyu yenilenmeye devam eder denilmiş E şıkkında. Hemen bakalım. Beyin hücreleri aynı diğer hücreler gibi yaşam boyunca üretilmeye devam ediyor. E şıkkına da buradan ulaştım. C şıkkı. İyileşmek için beyin hücrelerinin yenilenmesi şarttır ifadesine ulaşamıyoruz arkadaşlar. 10. soru. Evet, parçada ele alınan demiş. Yani parçanın konusu soruluyor bize. Hikaye, roman, şiir kendi türlerinin özelliğini taşımıyor artık. Türler arası geçişkenlik ile türün özellikleri, bütün türleri çırpıp birbirine karıştırıyoruz demiş arkadaşlar. Şimdi burada edebiyatta türler arası geçişten söz edilmiş. Şurada edebiyatta türler arası geçişten söz edilmiş burada. Burada ise bu edebiyattaki türler arası geçişin diğer kavramlar üzerindeki yansımasından söz ediliyor. Yani edebiyatta türler arası geçiş var. Biz bunu alışkanlık haline getirmişiz. Geri kalan her şeyde de böyle bir karışıklık, böyle bir türler arası geçişkenlik söz konusu. Bunu anlatıyor. Dolayısıyla edebiyattaki türler arası geçiş anlayışının diğer alanlara yansıması bizim cevabımız olur. Birinci soru. Bu parçaya göre özgürlük ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakalım. İnsan buraya kadar bu arada arkadaşlar anlatmış olduğu şey insanın davranışlarını seçme özgürlüğünün bulunmasının özgürlük olarak tanımlanması. Buradan itibaren ise bakalım ne diyor? İnsan tüm istediklerini yapamıyor, yine de hayatından sorumlu bulunuyor. Türlü nedenlerin bir sonucu olmasına rağmen insan kendi yükünü taşıyor, yaptıklarının hesabını veriyor. Arkadaşlar, bu metnin içerisinde hem özgürlüğün kişinin bir tercihte bulunma hakkına sahip olması olduğunu hem de aynı zamanda bunun bir sorumluluğu getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla özgürlük kişinin tercih hakkının bulunması ve yaptıklarından sorumlu bulunmasıdır kısmı bizim metnimizde anlatılmak istenen. On ikinci soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Ön yargı ile yaklaşımın yanlış olduğuna ifadesine bakalım. Eserleri biraz okuyunca eser yazarını ele veriyor aslında. Ön yargı iyidir, ön yargıdan kurtulmak lazım lafı filan ezber olmuş yeni zamanlarda. Ön yargının iyi olduğunu savunuyor, ön yargıdan kurtulmak lazım lafını da eleştiriyor. Yani ön yargıya insanların yanlış bir şekilde yaklaştığını düşünüyor. Buradan A şıkkına ulaşırız. Eserin, yazarın aynası olduğuna. Ayna karşısında ne varsa onu yansıtır de arkadaşlar. O zaman eser yazarın aynasıysa eser yazarı yansıtıyor demektir. Bakalım eserleri biraz okuyunca eser yazarını ele veriyor. Yani yazarını yansıtıyor. Buradan da B şıkkına ulaşırız. Yazarın yazarlıktan önce iyi okurluğu önemsediğine demiş C şıkkında. Ben yazarlıktan önce kendimi iyi bir okur olarak görmek isterim ifadesi bize C şıkkında verilen kısmı ifade eder. Gizli görünen metinlerin bile yazarını ele verdiği ifadesini burada rastlarız. Çok az rastlanır, oyunlu bir metindir ve ilk paragrafında kendini ele vermez. Çok mühim, derin bir şey vardır
da ilk önce hafife alıyordur ona. Ancak o da anlaşılır aslında. Yani biraz bir yazarın sözcük tercihinden, söz diziminden onun zenginliğini anlarsınız. Biraz tecrübeli okur bunu hemen anlayabilir. Ben de böyle yapıp birçok yazarı okumamaya karar verdim diyor. Ne yapılıyormuş? Oyunlu bir metin, zor metinlerin bile, gizli görünen metinlerin bile yazarını ele verdiğini, ortaya koyduğunu söylüyor. Yazarın ele verildiğini, eser sayesinde yansıtıldığını zaten söylemişti yukarıda. Zor metinlerde de bu gerçekleşiyormuş. A'yı, B'yi, C'yi ve D'yi bulduk. Ulaşamadığımız ifade E. Yani başarılı yazarın iyi eserden anladığı. Herkes iyi eserden anlar. Biraz iyi okur, iyi eserden anlar diyor ama başarılı yazar iyi eserden anlar demiyor arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız E şıkkı. Üçüncüsü, bu öyküyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş 13. soruda. Bir hikaye anlatılıyor arkadaşlar. Rivayetlere göre bir gün padişahın gözü gibi baktığı doğan kuşu saraydan kaçıp diye başlıyor arkadaşlar öykümüz. Hikayeyi okuduğunuz zaman yaşlı bir koca karının bu padişahın kaçan doğanını bulduğunu, yakaladığını ve ona insan gibi, çocuk gibi muamele ettiğini görüyoruz. Koca karının böyle davranmasının sebebi de doğanla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmaması, hayatında hiç doğanı görmemesi, doğan kuşundan habersiz olması. O zaman biz metinden yola çıkarak doğanı, bu arada koca karı kendince iyi baktığını düşünüyor ama çeşitli eziyetler ediyor. Bu parçadan yola çıkarak ulaşabileceğimiz şey pişmanlık değildir, çaresizlik değildir ama cahilliktir. Cahil kişinin sevgisi zarar verir. Koca karı kendince iyilik yaptığını düşünüyor ama doğan hakkında hiçbir şey bilmediği için onun tırnaklarının uzun olması gerektiğini, onun kanatlarının uzun olması gerektiğini, gagasının sivri bir şekilde olması gerektiğini bilmeyen koca karı onu seviyor ama aynı zamanda ona zarar veriyor. Parçadan çıkarılması gereken yargı da C şıkkıdır. İnsan gördükleri çerçevesinde hayatı değerlendirir ifadesi doğrudur ama doğrudan parçanın içerisinde verilmek istenen mesaj bu değildir. Cahilliğin zarar vermesidir. İyi niyet tüm hataları affettirir. Hataları affettirmemiş arkadaşlar. Doğanın kolu kanadı kırılmış çünkü. Dolayısıyla bizim cevabımız C'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır denilmiş 14. soruda. Bakalım. İkinci yeni şiirinin kapısını araladığınızda sizin neyin beklediğini bilemezsiniz demiş. İkinci yeni şairleri arasında mistik çağrışımlar diyeceğiniz yaklaşımı en cesur göndermeler yapan Turgut Uyar'dır. Şimdi arkadaşlar burada Turgut Uyar'dan söz etmiş. Burada ikinci yeniden söz etti, biraz önce birlikte okuduk. Yine aynı şekilde siz okumuştunuz. Zengin, geniş ufuklu, özgün, poetikalı diyerek yine ikinci yeniden söz etmiş. Tekrar ikinci yeniden söz etmiş ve tekrar ikinci yeniden söz etmiş. Arkadaşlar, ilk yargıda şiirinin kapısını araladığınızda sizin neyin beklediğini bilemezsiniz. Yani sizi şaşırtıcı, çarpıcı şeyler bekliyormuş. İkinci yeniyi gördüğünüz zaman, ikinci yeniyi fark ettiğiniz zaman, ikinci yeniyi keşfetmeye başladığınız zaman. Üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlelerde de işte bu sizin neyin beklediğini bilemezsiniz yargısını destekleyen ifadeler var. Yani ikinci yeninin şaşırtıcılığı anlatılıyor. Ama ikinci cümlede Turgut Uyar'la ilgili bir bilgi var. İkinci yeni şairler arasında mistik çağrışımlar diyebileceğimiz yaklaşımı en cesur göndermeler yapan Turgut Uyar'dır. Mistik çağrışımlarını anlatıyor Turgut Uyar'ın. Dolayısıyla konudan farklı olduğunu söyleyebiliriz. Düşüncenin akışını bozan cümle de bu nedenle iki numaralı cümle olur. Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Bakalım hemen. Açıklamaya yer verilmiştir denilmiş. Metne baktığımız zaman ay ile ilgili bilgi verildiğini görüyoruz. Bilgi verilen metinlerin açıklama olduğunu söylemiştik daha önce. Karşılaştırmaya yer verilmiştir denilmiş. Ay için demiş ki oradaki ağırlıklar dünyadakinden 6 kat daha azdır. Daha ifadesini gördük.
ayın ağırlığıyla, aydaki ağırlıklarla dünyadaki ağırlıkların karşılaştırıldığını görüyoruz burada. Örneklemeye yer verilmiştir denilmiş. Bu şu altını çizmiş olduğumuz verilen cümlenin geri kalan kısmında örneğinin verildiğini görüyoruz. Mesela 1 kiloluk eşya ayda tartıldığında ancak 170 gram ediyormuş. 60 kiloluk bir insan ayda yalnızca 10 kilo geliyormuş vesaire. Yani yukarıda verilenin örneğine rastlıyoruz biz burada. Tanık göstermeye yer verilmiştir denildi. Tanık göstermeye yer verilmesi demek, metnin içerisinde yazarın ortaya koymuş olduğu düşüncenin başka bir kişi tarafından onun sözü ile desteklenmesi demek. Ama böyle bir duruma rastlamıyoruz biz parçanın içerisinde. Sayısal verilere bolca rastlıyoruz. Mesela buradaki ifade. Bunların tamamı arkadaşlar sayısal veridir. Zaten gayet açık bir şekilde verilmiş. Cevabımız bu nedenle D'dir. Altıncı soruda, bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır denilmiş. Genç şiirde anlam yoktur diyenler kesinlikle onunla az meşgul olanlardır diyerek başlamış yazarımız. Genç şiirde anlam yoktur diyenler dediği bir grup var. Bu yazarın eleştirdiği grup arkadaşlar. Bir de bunun karşısında kendisi bir tavır ortaya koyuyor ve genç şiirde anlam vardır diye bir düşünceyi savunuyor. O zaman ben bu metinde hangisi ağır basmaktadır diyordu. Ben bu metinde tartışmanın ön planda olduğunu söyleyebilirim. Çünkü parçanın tamamında bu eleştirilen düşünce ve kendisi yazarın savunmuş olduğu düşünce var. Tartışma olmayanları eleyelim. Ki zaten tek bir tane kaldı. Bir de sayısal verilerden yararlanmaya rastlıyoruz arkadaşlar. 48 genç demiş 1945'te yayınlanan antolojide genç şairden söz etmiş. 3-4 şiir demiş. 10-15 kötü örnek demiş. Dolayısıyla sayısal verilerden de yararlanmış. Cevabımız bu nedenle B şıkkıdır. Soruda bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak söylenmiş demiş. Hangi soruya yanıt olarak söylendiğini bulmak için parçayı okuyup parçada ne anlatıldığını bulmalıyız. Aynısını soru olarak sorarsak biz cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. İnsan kendi kimliğini belirlerse hata etmiş olur. Hem yanılır hem de kendini gereksiz yere kısıtlar. Sanatçı olduğunu söylemek biraz böyle bir durum diyor. Sanatçı olduğunu söylemek biraz böyle bir durum. Pazarcı ise çağrışım üzerine daha ticari içerikli göndermelere yatkın bir kelime deyip pazarcı olup olmama durumuyla ilgili yorum yapmış. Dolayısıyla E şıkkında verilen ifade bizim metnimizi soru olarak sorduğumuzda bulabileceğimiz cevap olur. Sizce sanatçı ile pazarcı arasında nasıl bir ilişki ya da çatışma var? Sanatçıdan kastettiği sanat eserini ortaya koyanlar, pazarcı diye kastettiği ise arkadaşlar sanat eserini karşılığında bir para kazanmak için, karşılığında ün, şöhret kazanmak için, maddi bir getiri için sanatı alet edenler. Dolayısıyla pazarcılıkla sanatçılık arasındaki ilişkiye değindiğini gördüğümüz için biz sizce sanatçı ile pazarcı arasında nasıl bir ilişki ya da çatışma vardır ifadesini cevap olarak kabul ederiz. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır? Arkadaşlar hangisi kullanılmıştır? Hangisi kullanılmamıştır? Hangisi ağır basmaktadır? Bunlar hep farklı şeyler. Ağır basmaktadır ifadesi kullanılıyorsa birden fazla anlatım türü vardır. Ama onlardan ön planda olan size soruluyordur. 18. soruyu incelediğimiz zaman genç Türk şiiri üzerine bir anlatımın yapıldığını görüyoruz. Şiir üzerine, özellikle genç Türk şiiri üzerine çok laf ediliyor demiş. Alışıldık saçmalıkları dinlemekten zevk ölçüleri ayarını kaybetmiş kimseler, ait oldukları ve büyük bir dehşetle çökmekte olduğunu gördükleri eski devrin ömrünü biraz daha olsun uzatabilmek için kıyameti koparıyor demiş. Genç Türk şiirini eleştirenleri eleştirmiş. Onun karşısında da genç Türk şiirini savunmuş. Dolayısıyla
burada tartışmacı anlatımın olduğunu, ağır bastığını söyleyebiliriz. Mizahi anlatım olması için esprili bir dil olması lazım. Destansı anlatımın olması için kahramanlığın ve milli duyguların ön planda olduğu bir anlatımın ortaya konması lazım. Fantastik masalsı bir anlatımdır arkadaşlar. Olağanüstü ögeler barındırır içerisinde. Emredici adı üzerinde emir cümlelerinin kullanıldığı, gel, git, otur, kalk gibi emir cümlelerinin ön planda olduğu, şöyle yap, böyle yapma diye kesinliklerin bulunduğu anlatım biçimidir arkadaşlar. Tartışmacı anlatımda bizim metnimizdeki gibi eleştirilen düşünce ve savunulan düşüncenin kullanıldığı anlatım türüdür. Evet, 19. sorumuz. Kahve ile ilgili uzun bir soru. Uzun sorulardan korkmuyoruz arkadaşlar. ÖSYM uzun soruları artık bolca yer veriyor. Hatta sadece LYS'de, YGS'de değil, aynı zamanda ALES'te, KPSS'de. Yani ÖSYM yapmış olduğu bütün sınavlarda böyle uzun sorulara yer veriyor. Ve öğretim kademesi arttıkça soruların uzunluğu da artıyor. Bu nedenle uzun sorular çok önemli. Bunlardan bir kaçış yok. Bunu kabul etmek gerekiyor ve bu soruların rahatlıkla çözülebileceğini de bilmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 19. sorumuzda bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denildiğini görüyoruz. Yine bir yardımcı düşünce sorusu. Kahve Türk sosyal yapısında önemli bir yere sahiptir diyor A şıkkında. Hemen bakalım bunu nerede görebiliriz? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır özdeyişini de açıkça gösterdiği gibi toplumsal ilişkilerdeki rolüyle özgün bir konuma sahip. Toplumsal ilişkilerdeki rolü, yani sosyal yapısındaki rolü aynı şey. A şıkkına ulaştık. Kahve uluslararası kuruluşlarca tanınmıştır denilmiş. B'de. Zengin bir kültürel temele dayanıyor olması nedeniyle 2013 yılında UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası temel listesine dahil edilen bir değer demiş. Uluslararası kuruluşlarca tanındığını buradan bulabiliriz. C şıkkında kahve Yemen'den Türklere, Türklerden Avrupa'ya geçmiştir denildi. Ama biz metnin içerisinde Yemen'e dair herhangi bir bilgi bulamadık arkadaşlar. Dolayısıyla kendi bilgilerimizi, kendi düşüncelerimizi metine karıştırmıyoruz. Bu çok önemli. Özellikle yardımcı düşünce sorularında yaptığımız en büyük hata bu. Yemen ifadesi parçanın içinde hiç geçmiyor. Dolayısıyla parçadan buna ulaşamayız. Türk kahvesinin hazırlanış ve pişirme yöntemi diğerlerinden farklıdır denilmiş. D şıkkında Türk kahvesinin farkının sadece hazırlanış ve pişirme yönteminden kaynaklandığını söylemek haksızlık olur dedi. O zaman böyle bir farklılık söz konusuymuş, yani D doğru. Türkler kahveyi Avrupalılardan önce keşfetmiştir. Bunu da ilk cümleden çıkartabiliriz. Kahve alışkanlığını Türklerden alan Avrupa ülkeleri demiş. Kahve alışkanlığını Türklerden alıyorlarsa önce Türklere gelmiş, sonra Avrupa'ya gitmiş kahve. Bu nedenle cevabımız A, B, D ve E'ye yer verdiğimiz için C şıkkıdır. Yani kahve Yemen'den Türklere, Türklerden Avrupa'ya geçmiştir yargısı doğru değil. Yirminci soru parçada ele alınanı sormuş. Yani parçanın konusunu sormuş. Hemen okuyalım parçamızı. İyi, başarılı, kaliteli eser üretmek, kalitesiz eser üretmekten sonra gelir. O zaman önce kalitesiz eser üretiliyormuş, sonra kaliteli eser üretiliyormuş. Parçadan bunu anlıyoruz. Buradan yola çıkarak zayıf eserlerin kaliteli eserlerin ilk aşaması olduğunu söyleyebiliriz. Başarılıyı üretmek için önce zayıf olanı üretmek gerekir. En iyiden başlamak yalnızca bir istisna olabilir diyor. O zaman zayıf eser önce üretiliyormuş, sonra kaliteli eser üretiliyormuş. İlk aşaması olduğunu söyleyebilirim o zaman zayıf eserin. Cevabım B şıkkı olur. 21. soru. Paragraf oluşturmamızı istemiş. 4. cümleyi istiyor bizden. 4. cümleye ulaşmak için bütün cümleleri sıralamamız gerekir. Bakalım. Korneadan kırılarak gelen ışık diye başlamış. Pınaz adlı akademik dergide yayınlanan araştırmaya göre demiş. Gözün ön bölümünde saat camına benzeyen tabaka demiş.
Gözün odaklanma gücünün yaklaşık %70'ini sağlayan kornea da demiş. Kornea adı verilen bu saydam tabaka. Bunun ilk cümle olmadığını zaten hemen anladık. En genel, en kapsamlı olan, ilk söylenebilecek ifaden birinci cümlem olmalı. Bunlara baktığımız zaman da gözümüzün ön bölümünde saat camına benzeyen çok dayanıklı bir tabaka var ifadesinin ilk cümle olmaya müsait olduğunu görüyoruz. Peki peşinden ne söyleyebiliriz? Saat camına benzeyen, gözün ön bölümünde saat camına benzeyen çok dayanıklı bir tabaka var. Kornea adıyla verilen bu saydam ve eğimli tabaka. Dayanıklı bir tabaka, saat camına benzeyen bir tabaka var dedi. Şimdi aynı tabakadan söz ediyor olmalı. Kalkan gibi gözü koruyor ve ışığı kırarak gözün odaklanmasını sağlıyor. 3'ten sonra 5'in gelmesi yüksek ihtimal. Peki sonrasında ne yapmalıyız? Işığı kırdı ya. Korneadan kırılarak gelen ışık, ışığı kırdı. Hemen peşinden bu cümle gelmeli. Çünkü burada verilen ifadeyi tekrar ederek başlamış. Büyüyüp küçülebilen göz bebeğinden geçerek biçim değiştiren merce, oradan da ışığa duyarlı hücrelerin bulunduğu retinaya ulaşıyor diyebiliriz. Bunun peşinden de ne olmalı? Gözün odaklanma gücünün yaklaşık %70'ini sağlayan korneada sıra dışı bir şekilde hiç kan damarı bulunmuyor diyebiliriz arkadaşlar. Ve onun peşinden de bu kan damarı bulunmamasının nedenini burada açıklıyor olabilir. Şurada 4'ü yazalım. PNAS adlı akademik dergide yayınlanan araştırmaya göre korneanın üst tabakasındaki çok miktardaki protein damar oluşumunu durduruyor. Şimdi damar oluşumunu durduruyor. Burada söyledi ya. Neredeydi o? 4'te. Sıra dışı bir şekilde hiç kan damarı bulunmuyor dedi ya. Bu kan damarı bulunmamasının sebebini söylemesi lazım hemen peşinden. O da 2 numaralı cümlede var. Böylece 3, 5, 1, 4, 2 şeklinde sıralama yapmış oluruz. 4.'yü soruyordu bize. Baştan 4. cümlemiz 4 numaralı cümle olur. Ve son sorumuz 19. testin son sorusu. Bu paragraftan yola çıkarak dadaistler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sorulmuş. Bakalım. Dadaizm dünyanın insanların yıkılışından umutsuzluğa düşmüş. Hiçbir şeyin sağlam ve sürekli olduğuna inanmayan kişilerin ruhsal durumunun sonucuydu. Evet, dadaizm dünyanın insanların yıkılışından umutsuzluğa düşmüş. Hiçbir şeyin sağlam ve sürekli olduğuna inanmayan kişilerin ruhsal durumunun sonucuydu dedi. O zaman kötümser olduklarını söylersem parçayı özetlemiş olurum. Çünkü burada da Tristan Tzara'nın bu bakış açısına nasıl sahip olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla kötümser bir bakış açısının bulunması burada dadaistlerle ilgili söylenebilecek yargı olmuş olur.